Zencefil, belge var, bilgi var. Nedir? Baş dönmesine, seyahat hastalıklarına, bulantıya, kusmaya, seyahat sırasında ortaya çıkan rahatsızlara karşı. Çoban çantası nedir? Hemoroide karşı. Klinik araştırması var. Klinik araştırması varsa konuşurum. Klinik araştırması yoksa beklemek lazım. Zamanı gelir. Klinik araştırması deyince bazıları hafif alıyor. Bir klinik araştırmasının maliyeti, basit bir klinik, 100 kişi diyelim, 3 aylık bir klinik araştırması 5 milyon dolardan başlar. 5 milyon eurodan başlar. Yani maliyetli bir iş. O kadar maliyetli. Devlet desteği. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da devlet bu tür klinik araştırmalarını teşvik ediyor, yardım ediyor. Yoksa nasıl klinik araştırması yapılsın ki? Burada ben dedim ki acı biberle ilgili 6000 klinik araştırması yapılmış. Yani 314 hasta, ağrısı olan hasta tedavi edilmiş dedim, geçtim. Ama o 314 hastanın aylarca gözetimde, denetimde, kontrolde, bu en az 10 milyon euroluk bir klinik araştırmasıdır. Devlet bunu teşvik etmezse, para vermezse vatandaş nasıl karşılasın? Çok yani doğru. Bu imkan meselesi. Çok doğru. Türkiye'de henüz böyle bir destek yok. Bu nedenle de ilaç sektörü %90 Avrupa'ya bağımlı. Bütün ilaçlar Avrupa'dan geliyor. Biz ne yapıyoruz? Alıyoruz, cukkada yutuyoruz. Türkiye 40 milyar dolar ilaç için Avrupa'ya, Amerika'ya para yatırıyor. Al ben yiyemiyorum, içemiyorum, kullanamıyorum, sen kullan. Oysa ülkemizde ilaç sektörüne ve alternatif tıbba köstek değil biraz destek olunsa her şey üretilir. Çünkü ülkemiz iklim bakımından, bitki örtüsü bakımından dünyanın en zengin ülkesi. Evet. Bir de şöyle bir durum ortaya çıktı. Son depremlerle birlikte tsunami, Şili depremi, Japonya depreminden sonra dünyanın şekli hafif değişti. Kuzey Amerika'da 50 derecede soğuk olurken Türkiye'de artı 20 derecede, 10 derecede, 20 derece arası gitti geldi. New York'la İstanbul aynı enlemde olmasına rağmen bir tarafta eksi 20, 50 derece, bir tarafta artı 20 derece. Arada 70 derece ısı farkı ortaya çıktı. Aynı enlemde olmasına rağmen Kuzey Kore'de. Neden? Teorik olarak aynı enlemdeyiz ama depremler neticesi Kuzey Amerika biraz Kuzey Kutubu'na kaydı. Türkiye ve bölge güneye doğru kaydı. Türkiye'de artık zencefil, zerdeçal, aloe vera gibi tropik ülkede yetişen bitkileri yetiştirmek kolaylaşacak. İklim değişti. Kolay kolay artık 300-400 yıl ülkemizde ve çevresinde sert kış geçmeyecek. Çünkü dünyanın şekli değişti. Bu Türk dünyadan bakarak göremezsiniz. Uzaydan bakarak görebilirsiniz. Bunu bazı ilim adamları söylediler. Bu konuda uzman olanlar. İnternetten okuduk, takip ettik. Ama unutuldu gitti. Dünyanın şekli biraz değişti. Kuzey Amerika kuzeye kayarken Asya'nın batısı ve Avrupa hafif güneye doğru kaydı. Bu nedenle Türkiye'de çok yoğun bir ağaçlandırma yapılmasa tehlikeli. Yapılırsa Türkiye cennete dönecek. Öyle hem şans hem riziko var Türkiye için.